Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşip kanalıma hoş geldiniz ve bir yılı tamamlarken sıra bu 2022 ile ilgili tabi epey bir video olacak önünüzde ama sizin en sevdiğiniz ve en merak ettiklerinizden biriyle başlayacağım bu haftaya bu videoda bunu anlatmaya gayret edeceğim. Hangisi 2022 burçlara başlıyoruz ama bu sene küçük bir değişiklik yaptım her sene bütün burçları bir video altında 12'sini birden, 12 burcu birden bir video içinde anlatıyordum. Bu sefer 3'e böleceğim videoları ve her videoda 4 burcadan bahsedeceğim. Böylece 12 burcu tamamlayacağız. Tabi giriş burçlarında sıra. Bu videoda koç, boğa, ikizler ve yengeç burçlarından özellikle de yükselen burcu bu alanlarda, bu burçlarda olanların 2022 enerjilerinden bahsedeceğim. Herkese, hepimize şahane bir sene olsun. Ee, bütün burçlar için, e, bütün enerjiler için, tüm frekanslar adına daha huzur içinde olacağımız, daha dengede olacağımız şahane bir sene temenni ediyorum tekrar. Ve Koçla başlayalım. Bakalım bu sene özellikle yükselen burcu Koç olanlar, ama genel olarak Güneş burcu, Ay burcu Koç olanlar, Koç enerjisi yüksek olanları ne bekliyor? 2022 ne diyor? Şimdi tabii Vedic Astroloji ve Sidel Zodya'ya göre e, daha önceki videoda da anlatmıştım. E, bu sene özellikle Mart'tan itibaren tutulmalar Koç Terazi aksında gerçekleşecek. Bir tek e, 16 Mayıs'taki tutulma bu ayla böyle hani şeye çok yakın Koç'a çok yakın e, ama bu anında ilk derecelerinde gerçekleşiyor. Onun dışında üç tutulma sevgili Koçlar sizinle bağlantılı. Bu ne anlama geliyor? Sizin kendinizi öne koyduğunuz, kendinizi merkez aldığınız bir senedesiniz. Özellikle yükselen burcu Koç olanlar için Rahu, Batonu Kuzey Ay Düğümü diyebilir. Yükselerinizde e, yükseleninizde, ana merkezinizde, burcunuzda konaklayacak liderlik etmek, yeni girişimlere gitmek, cesur kararlar almak adına çok özel enerjilerden geçeceksiniz. Yine vedik astroloji ve Sidereal Zodiac'a göre Uranüs'te halen koç alanında gerçek gökyüzü değerlerine ve astronomiye göre de öyle zaten koç alanında seyahat etmekte. Üstelik tutulmalara bir de Uranüs eşlik edecek. Manası çok hızlı gelişmelerin olacağı sürprizli bir yıl sizi bekliyor. Hayatınızda tuttuğunuz, değiştirmek istediğiniz, dönüştürmek istediğiniz eski kalıplar adına ne varsa sevgili koçlar bu kalıplar kırılıyor. Yepyeni bir kalıba geçiyorsunuz. Bu etki bir evlilik kararı alma, bir ilişkide yeniden bir düzenleme yapmak şeklinde de olabilir. Şimdi buradaki en önemli nokta sizin için bu yıl özellikle evlilik, ilişkiler, ortaklı hayatınız, ortaklı işleriniz adına yepyeni bir süreç var. Daha bireysel hareket edeceğiniz, aslında kendi muhteviyatınıza göre hareket edeceğiniz, o bir şekilde kendi iç dinamiklerinizi ortaya koyamadıysanız bunları gümbür gümbür yaşayacağınız, bunları ortaya koyacağınız, kendinizi merkez yapacağınız, bunun dışındaki herhangi bir şeyle belki de çok da fazla ilgilenmek istemeyeceğiniz büyük bir dönüşümsel dönem var. Ve bu süreç özellikle Mart'tan sonra çok aktif olacak. Bilhassa Nisan ve Ekim, Kasım tutulmaları sizin için bu anlamda hayli güçlü enerjiler barındırmakta. Değişim var, dönüşüm var ama bu seferki değişim ve dönüşüm de, dönüşümünüzde merkez olan sizsiniz. Zayıf giden bir evlilik, zayıf giden bir arkadaşlık, zorla ilerleyen bir ortaklık, başkaları için yaptığınız herhangi bir fedakarlık, o anlamda yaptığınız adımlar, bunların hepsi bu sene yıkılıyor ve kendi merkezinize dönüp kendinizi ortaya koyma ve kendi isteklerinizi yeniden belirleme sürecinden geçiyorsunuz. Ne yaptık, ne ettim, ben bugüne kadar neyi başardım, bu e, iç arayışlar, e, neresindeyim, hayatımın istediğim noktada neresindeyim, iç arayışları hayli yüksek olacak. Daha sakin, daha akıllıca hareket etmeniz gerekiyor bu anlamda ama duvarları bir anlamda yıkıyorsunuz. Yepyeni bir sizle e, aslında bu süreç 2023'ün sonuna kadar devam edecek. Bu yıl e, 2022 Nisan, Mart sonu Nisan'da başlayacak. Yepyeni bir sizle tanışmaya siz ve etrafınızdakiler hazır olsunlar diyorum. Şimdi yılın girişinde kariyere dikkat ediyorsunuz eğer çalışıyorsanız. E, Venüs tam kariyer alanınıza bağlantılı noktalardan önemli bir retro yapacak Evlilik nişan söz gibi bir ee niyetiniz böyle bir planınız varsa hani kış aylarına tam denk geliyor. Ne zamana kadar? Hemen biz 2021'in sonunu e, Venüs retrosuyla giriyoruz. 2022 ocağa kadar, ocağın sonuna kadar, daha doğrusu 1 Şubat'a kadar da bu etki içindesiniz. Bu retro Venüs retrosu sizin için önemli işinizde, kariyerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Yeni bir iş, yeni bir başlangıç için e, acele etmeyin ama ilişkiler, evlilik nişan, söz tüm bunlar içinde özellikle 19 Aralık 2021'de 21 ile 30 Ocak 2022 arasında yani 1 Şubat'a kadar olan dönemde e, doğru adımlar atmanız lazım. Mümkünse bekletmeniz gerekiyor. Yeni iş girişimleri adına da önemli bu kısım. Bir araba, bir araç alımı planınız varsa bunu 19 Aralık'tan önce yetiştiremezseniz e, 30, Aralık, e, 30 Ocak yani 1 Şubat 2022'den sonraya da bırakmanız faydası faydanıza olacaktır. Ee, burcunuzun yöneticisi Mars bu sene retro yapıyor. Her iki yılda bir retro yapar. Çok sık retroda değildir Mars. Sizin Burcunuzun yöneticisi ve çok önemli. Ee, retroları da önemlidir zaten. Kasım ve Aralık bütün Kasım ve Aralığı 2022'de retroda geçirecek. Bu aylara dikkat edin. 2022 Kasım ve Aralığa çok dikkat edin. Girişimlerinizi çünkü çok girişimlerin aktif olduğu bir yıl geçireceksiniz. Girişimlerinizi bu aya denk getirmeyin. İyi haber şu hemen yılın başında Venüs retrosunu bitirdikten sonra bu kariyerinizde falan hani dikkat edin demiştim. Orayı bitirdikten sonra Şubat ve Mart aylarında iş ve kariyerle ilgili evlilik ilişkiler duygusal hayatınız maddi konular tüm bu alanlarda sizi çok hareketlendirecek ve bereketlendirecek inşallah dolayısıyla bu yıl ee, ...özellikle Ocak ayına girişe dikkat edin. Bütün ilişkilerinizde, maddi konularda, kariyer ve iş hedeflerinizde ve kararlarınızda... ...herhangi bir karar, bir şey alacaksanız, bir adım atacaksanız da... ...Şubat ve Mart hem duygusal hayatta hem maddi alanlarda... ...bu yıl hayli e, dengelisiniz, hayli desteklisiniz. İşte de bir yükselmeniz olabilir. Ee, özellikle maddi konular demişken 16 Mayıs tutulması maddi konularda size çok dikkat gerektiriyor. Kredilerle ilgili, borçlarla ilgili, bankacılık işlemleriyle ilgili çok daha dikkatli olmanız 16 Mayıs civarına bu tutulmanın enerjilerini iyi yönetmeniz gerekiyor. Burayı açtıktan sonra bütün yıl boyunca çok Uranüs, yani çok hızlı gelişmelerle iç içesiniz ama özellikle bu 16 Mayıs civarı yani onun etkisi 1 Mayıs'ta başlar, 20-25 Mayıs'a kadar sürer. 10 Mayıs'la en hani dar alanda 10 Mayıs ile 25 Mayıs arasında da maddi konularda bankacılık işlerinde kredili işlerinizde borç alacak verecek durumlarında biraz dikkatli olun bir girişim yapacaksanız bu verdiğim aralıkta çok açılmamaya gayret gösterin. Bu yıl 15 Ocak 4 Şubat arasında bir Merkür Retrosu var hemen yıla girişte. Oğlak'ta gerçekleşecek. Bu da sizin yine kariyer alanınızla bağlantılı. vedik Astroisine göre Oğlak'ta gerçekleşecek. İş ve kariyerde demek ki girişte de çok önemli. Ani işlerle ilgili dönüşümler, kontrol edemediğiniz durumlar söz konusu olabilir. Önceden gelen bir takım problemler çok hızlı patlayabilir. 5 Şubat'a kadar. 1 Şubat'ta da Venüs retrosu tamamen bitmiş olacak. Ama 5-6 Şubat'a kadar bu yıl iş, kariyer, tüm alanlarda, parasal konularda, maddi alanlarda daha akıllıca, sakin, gemileri yakmadan hareket etmek gerekiyor. 10 Mayıs-4 Haziran arasında yine bir e, Merkür Retrosu var. Burada da parasal noktalarda dikkatli olun. Ama önceden başlattığınız bir girişim, bir alacağınız bir paranız vesaire varsa burada gelme ihtimali yüksek. 10 Mayıs'a 4 Haziran arası ve yılın son retrosu. E, en son günde bir retro ile kapatıyoruz ama o artık 2023'ü ilgilendirecek. 10 Eylül 2 Ekim arasında Başak'ta bu da yine sağlık ve özellikle sağlıkla ilgili alanlarda dikkatli olmanız gerekiyor. Dini işaret ediyor. Sağlık deyince Önemli bir nokta var sevgili koçlar baş bölgenize idrar yollarına, böbreklere, e, üreme organlarına ve e, özellikle idrar yolları, böbrekler ve baş bölgesiyle bağlantılı noktalara dikkat edin fazlasıyla mesela tansiyon sorunuz varsa buna önem vermeniz gerekiyor bu sene. E, aşırı spor yapmayın. Yani tansiyonu yükseltecek, sizin böyle bedeninizi yoracak şekilde ama hareketsiz de kalmamaya gayret edin. Mutlaka ara ara açık havada olmaya çalışın. E, öncelikle bir hasta tansiyon problemi ve benzer hani kan basıncınızla ilgili zaten var olan bir takım sıkıntılarınız varsa Önem vermeniz gerekiyor. E, Sonbaharda eğer tiroid eğiliminiz varsa boğaz bölgenize bir parça daha dikkat etmeniz gerekiyor. Fiziksel olarak çok aktif, ruhsal olarak da çok şokları açık bir sene geçireceğiniz için ruhsal ve fiziksel dengenizi iyi sağlamalısınız. Mümkünse meditasyon ve yoga türü noktaları tavsiye ederim. E, yılı kapatırken de bir Mars Retrosu vardı. Bundan bahsetmiştim. O aralığı yine yılın son noktalarını dikkatli geçirin. Ev alımı. Ee, evle ilgili böyle gayrimenkulle ilgili bir planınız varsa bunu yılın sonuna pek bırakmayın. Yaz ayları sizin için bu anlamda daha avantajlı etkiler barındırmakta özellikle 2022 için. Her şey gönlünüzce olsun, güzellik içinde olsun. Yılın tüm enerjileri, tüm dengeleri tüm etkileri en yüksek halinizde olsun. Ne gelirse kolaylıkla gelsin. Bu tutulmaların, Uranüs'ün, diğer bahsettiğim noktaların hepsinin enerjilerini biraz daha dengeyle, sükunetle ama kolaylıkla atlatmak sizin için nasip olsun. En yüksek halinize ilerleyecek. Sizin için uzun vadeli güzel sonuçlar elde edeceğiniz, her işinizin su gibi akacağı şahane bir yıl temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, güzellikler sizinle olsun. Evet sevgili boğa burçları, yükselen burçları, güneş burçları, ay burçları boğa olanlar ama öncelikle yükselen burçları boğa olanlar. Bakalım 2022 sizin için ne vaat ediyor, ne fısıldıyor bu sene. Yıla 2022'ye bir venüs retrosu ile giriyoruz hemen. 30 Ocağı kadar yani 1 Şubat'a kadar da genel olarak söylersek 1 Şubat'a kadar da hatta Birkaç günde durağını sayacak olursak 3-4 Şubat'a kadar olan sürece kadar Venüs retroda olacak ve retro enerjisini taşıyacak. Venüs sizin için önemli. Niçin? Burcunuzun yöneticisi. Dolayısıyla aşk, ilişkiler, evlilik kararları, söz, nişan, önemli bir alım, lüks segmentte sayılacak bir araba veya ev alımı, satımı tüm bu alanlarda biraz beklemeniz gerekiyor ama Öncelikle ilişkilerle ilgili, duygusal hayatınızla ilgili önemli etkiler var. Maddi konularda da biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yılın hemen girişine hatta 2 3 Şubat'a kadar 1 Şubat'ta bitmiş olacak ama opsiyonuyla 2-3 Şubat'a kadar maddi konularda genel bolluk bereket enerjinizde daha sakin, biraz daha kendi halinizde tutumlu ve önemli bir yatırma acele etmeden ya da önemli bir girişim için acele etmeden hareket etmeniz sizin için son derece önemli. Maddi konularda asıl Yılın sonunda gerçekleşecek olan yani 31 Ekim'de başlıyor. Artık Kasım'la birlikte Kasım ve Aralık ayları boyunca Mars retrosu olacak ve burası sizin para alanınızda başlayacak. Dolayısıyla parayla ilgili, maddi konularla ilgili Kasım ve Aralık 2022 biraz daha gardınızı alarak Dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Gelir gider dengeleri beklemediğiniz, ummadığınız noktalar açısından 2022'nin o son çıkış noktaları son derece sizin için önemli. Aşk ve ilişkilerde bir evlilik durumu ya da işte bir ilişkiyle ilgili herhangi bir ilişkinizde ya da süregelen ilişkinizde ya da yeni bir ilişkiye başlama hayatınızın bu alanınız alanının renklenmesi açısından ee, Haziran ayı bu anlamda sizin için çok etkin çünkü Venüs tam e, burcunuzdan hareket edecek. Dolayısıyla özellikle haziran bir de e, yılın çıkışı hani tam böyle aralık ayı evet maddi konularda biraz sıkıntılar var. Ama e, aşk ilişkiler ve duygusal noktalarda e, orası biraz güzel bir enerji barındırıyor. O anlamda dengelenme etkiniz var. Şimdi siz 2021'i... E, tutulmalarını çok önemli şekilde geçirdiniz. Gerek yükselen burcu, gerek güneş burcu, gerek ay burcu, e, boğada olanların hepsinin genel olarak etkilendi. yükselen burç çok daha etkindi burada tabi. Etkilendiği bir tutulma etkisi e, tutulma fazından geçtiniz. Şimdi burası artık 2022'de bitiyor. Tutulma sizin o önemli olan kendinizi ortaya koyma, kendinizi fark etme alanlarınızdan çıkıyor ve biraz daha arka alanlarınıza geçiyor. Bunu yaparken de tam e, aslında düşmanlıklar, gizli alanlar kendi iç dünyanızla ilgili noktaların çok aktif olacağıyla ilgili bu yıl önemli noktalar var. Size 2022 ile ilgili söyleyebileceğim ve yapabileceğim en önemli tavsiye şu, şu ki e, bu yıl Dostunuzla düşmanınızı iyi ayırt edin. Burada bir büyüme var. Korkularınız artabilir, kendinizi çok yanlış hissedebilirsiniz. Sanki kendinizi güvende değilmiş gibi bir duygu içinde hissedebilirsiniz. Aslında böyle bir şey yok. Çok güvendesiniz. Orada bir sıkıntı yok. Sadece bu korkular ve vesveselerle e, hem yılın enerjisini hem kendi enerjinizi kesinlikle e, ...zorlamamanız gerekiyor. Sağlık için dikkatli olmanız gereken bir sene var önünüzde. Özellikle tutulma döngülerinde ...30 Nisan, 16 Mayıs, 25 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde... ...biraz sağlık konularına önem verin. E, hastane işleriniz artabilir... E ee, belki ertelediğiniz bir ameliyatla vesaire herhangi bir şeyle bir uğraşmanız bir e, bu konularda bilhassa sonbaharda yeniden müdahale olmanız gerekebilir. Bilhassa 16 Mayıs tutulması Vedik astrolojide yine sizin burcunuzla bağlantılı. Bu yıl bütün 3 tutulma Koç Terazi aksında olacak ama 16 Mayıs tutulması sizin burcunuzla bağlantılı Boğa Akrep aksında olacak. Dolayısıyla özellikle ilişkiler, ortaklı noktalar, başkalarıyla yürütmeniz gereken işler açısından 16 Mayıs civarı Mayıs ayı genel olarak hayli aktif bir döngü işaret ediyor. Ama bunun dışında özellikle Nisan'ın son 10 günü, Ekim'in ikinci yarısı ve Kasım'ın ilk 10 günlük bölümü biraz daha Düşmanlıklara, rekabet ettiğiniz kişilere, içerideki ayrıştırmanız gereken noktalara önem vermenize işaret ediyor. E, bu alanlara rekabet ettiğiniz aile içinde olabilir, işle ilgili bağlantı olabilir her alana dikkat etmeniz lazım. İçeri dönme zamanında geçtiniz. Daha içeride olma, biraz kendi alanlarınızda kalma, daha öndeydiniz, daha aslında ortada olduğunuz, başkalarıyla, belki ailenizin ihtiyaçlarıyla, sevdiklerinizin ihtiyacıyla, eşinizin ihtiyacıyla ya da belki arkadaşlarınızın bir takım bağlantılarıyla çok uğraştığınız, onlara da çok zaman ayırdığınız bir sene geçirdiniz. Şimdi 2022'de daha çok kendi ihtiyaçlarınıza kendi alanlarınıza, kendi noktalarınıza da dönmeniz gerekiyor. Ee, burada biraz kapanma, hani kendinizi koruma enerjisel olarak, maddi olarak kendinizi korumanız gerekiyor. Gelir gider dengesini bu sene çok iyi ayarlamaya çalışın bir girişim niyetiniz varsa çok girişimlere açık bir yıldan geçeceğiz çünkü bu anlamda 2022'de böyle bir niyetiniz varsa düşünerek hareket etmeye gayret edin risklere girmeyin özellikle sonbahar son kasım ve Aralık burada e, önemli noktalar var dikkatli olunması gereken ama Haziran Temmuz Mesela maddi konularda Haziran Temmuz ve hatta Ağustos maddi konularda daha rahat edeceğiniz, daha güzel sonuçlar alacağınız etkiler var. Ama yılın girişi bu anlamda hassas etkiler barındırıyor. İlişkilerle ilgili noktalarda gayet aktif bir yıl geçireceksiniz. Burada bir sıkıntı yok. Ancak yeni bir çevrenin gelmesi, hayatınızda sosyal alanlarınızın genişlemesi, yeni hedeflerin gelmesi açısından ee, belki ilişkinizde uzun süredir devam eden, sizi zorlayan hani bir takım tıkanıklıklar içeren bölümler varsa yeni kararlar alabilirsiniz ama burada sizin bu yıl hani hayatınızda kimse olmaması çok yalnız kalmanız çok söz konusu gibi değil gibi duruyor. Uzun süredir bir yalnızlığınız, kendi alanlarınızda olma haliniz varsa duygusal olarak hareketli bir süreç geçireceksiniz ama içsel olarak kendinize iyi dönmeniz, herkesle her şeyi paylaşmadan, dostla düşmanı biraz ayırt ederek, e, sizde kalması gereken noktaları, e, sırlarınızı kendi kendinizde olmasını istediğiniz şeyleri biraz orada tutmaya gayret ederek hareket etmenizde bunu unutmamak lazım sizin adınızda son derece etkin olacak. Eğer yurt dışı ile bağlantılı işler yapıyorsanız özellikle Şubat Mart ve Nisan ayı yurt dışı kontakları ithalat ihracat benzer işleriniz varsa çok etkin enerjiler barındırıyor. Akademik işler akademik çalışmalar için aynı etki var. Yine özellikle Mart ve Nisan ayında seyahat yolculuk e, Spirital bir yere de olabilir bu. Bu alanlarla, bu seyahat ve yolculuklarla ilgili bir süredir planladığınız ama hani dengeye koymadığınız noktalarda koymadığınız noktalarda e, çok hızlı gelişmeler e, aktif olacak. Jüpiter bu yıl e, 17 e, Nisan'da burç değiştiriyor. Artık yeni bir alana geçiyor. Bir süredir 2020'den beri hepimizi zorlamıştı zaten. Sizin hedefler, yenilenmeler. Yeni çevre edinmeyle ilgili noktalarınızı büyütecek yepyeni insanlarla tanışma şansınız var bu sene. Çevreniz büyüyor, eskiler gidebilir. Bu nedenle hayatınızdan çıkan insanlar sizi yormasın, üzmesin, kalbinizi kırmasın. Gitmesi gerekenler gidecek. Yepyeni bir döngü geliyor. Yeni insanlarla tanışacağınız, yeni insanlarla görüşeceğiniz, sosyal grupların içinde olacağınız, aynı zamanda spiritüel noktalarda enteresan çalışmaların içinde olacağınız eğitimler alacağınız etkileşimler de söz konusu. E, kişisel gelişiminiz, kişisel alanlarınızda. Çok ilginç enerjiler var. Siz de bir eğitim verebilirsiniz bu arada. Böyle bir noktada son derece açık bir süredir planladığınız, cesaret edemediğiniz bir noktada daha cesur adımlar atacaksınız. Sanatla ilgili bir işiniz varsa genel olarak yaratıcı konular son derece aktif. Özellikle Nisan, Mayıs tem, Ağustos ayları bu anlamda çok yüksek potansiyel taşıyor. Yaratıcı enerjiler, sanatsal konular, spiritüel alanlar, kişisel gelişiminizle ilgili noktalar hayli etkin olacak. Aşk ve ilişkilerde de yepyeni bir süreç başlıyor. Yeni insanlarla beraber yeni bir çevre, yeni bir bakış açısı e, geliştirmeniz söz konusu. Daha önce dediğim gibi özellikle Haziran bu anlamda şanslı etkileriniz var. Yılın bir tek aşk ve ilişkilerde girişine önem vermenizde fayda var. Sağlıkta bağışıklık sisteminizi bu sene koruyun ama öncelikle dikkat etmeniz gereken psikolojik tarafınız. E, korkular, tedirginlikler, kaygılar sizi normalden daha fazla stres içinde tutma ve e, belki fiziksel olarak da bir takım yansımalar getirme potansiyeli taşımakta. Dolayısıyla biraz daha kaygı düzeyinizi, stres düzeyinizi daha dengede tutmanız bu yıl sizin için en önemli noktalardan biri. Aksi durumda kaygı bozukluğu, sıkıntılar ve psikolojik problemlere bağlı ya da streslere bağlı bir takım e, sorunlar yaşama potansiyeli yüksek demek ki esnemek, e, bu alanda kendinizi geliştirmek bu yılın sizin için önemli noktalarından yurt dışıyla bağlantılı gene işler e, özellikle kontaklar varsa da yine bu sene e, belki böyle bir karar çıkabilir yurt dışına taşınma ya da belki yurt dışından geri dönme ya da başka bir şehre gitme. E, bu tip etkiler de söz konusu. Uzun süredir planladığınız yılın ikinci yarısı bir yolculuk, e, bir seyahat, bir süre bir yerde kalma isteğiniz bir gitme hali ama bir türlü Hani denge e, dengine getiremediğiniz bunu da yeniden aktif ediyorsunuz bu sene seyahatler yolculuklar e, Hatta eğitimle ilgili çeşitli çalışmalar işle bağlantılı seyahatler açısından da hayli Etkin bir sene e, sevgili boğalar sizi bekliyor diyebilirim kariyer ve işte yoğun etkiler var e, özellikle bu yıl Nisan ayıyla e, Satürn'ün bu e, ...burç değiştirmesiyle beraber kariyer alanınıza... ...bir dokunup geri dönecek satürn. Sorumluluklarınız artabilir. Ee, özellikle o... ...hani sorumluluklarla ilgili bir terfi gelebilir. Sorumluluklarınız artabilir. Ama burada maddi konularda... ...o sorumluluklarla kazançlar... ...ayrı dengede olmayabilir. İş yükünüzün biraz daha arttığı... ...ama gelir gider dengesinin de... ...özellikle giderler açısından... ...iyi dengelenmesi gereken bir sene sizi bekliyor. Bu anlamda... Nisanla Temmuz arasında... Ee, yoğun bir çalışma ya da çalışmıyorsanız bile günlük hayatınızda başkalarıyla paylaştığınız alanlarda e, bir mücadele etkiniz söz konusu ama unutmayın ki hepimiz aslında kaldırabileceğimiz yüklerden sorumluyuz. Sadece dengeyle özellikle bahar aylarında e, yaza kadar süren döngüde iş, kariyer, kendi statü durumunuz, kendi alanlarınız, kişisel alanlarınıza dahil olmak üzere dengeyle hareket etmeye çalışın. Yüklerinizi doğru dengelemeye çalışın. Özellikle bu yılın etkileri açısından ee, sevgili Boğalar. Tutulma serisi artık sizden çıkıyordu. Burası e, bahsettiğim gibi daha önce yani e, özellikle Nisan, Mayıs, Ekim ve Kasım aylarında dostla düşmanı biraz daha ayırt edeceğiniz ama gelir gider dengelerinde doğru planlamanız gereken bir noktaları da işaret etmekte. Özellikle tutulma süreçleri bu anlamda hayli etkili olacak. Ee, güzel bir sene diliyorum her birinize sevgili boğalar. Her şeyden önce kolaylıkla geçsin, dengeyle geçsin. Hayatın tüm tatları da, tüm renklerini sevdiğiniz gibi sanatla, güzellikle, keyifle, huzurla, dostlarınızla paylaşmak nasip olsun. Ee, genişlediğiniz, büyüttüğünüz her alan size çok güzel şekilde uzun vadede geri dönüş yapsın. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Her şeyden önce sağlık çok önemli. Maddi manevi huzur, bolluk ve bereket getirsin inşallah 2022 size ve sevdiklerinize. Sevgili ikizler, yükselen burçları öncelikle ikizler olanlar bakalım 2022'nin genel enerjileri sizin için neler söylüyor? Değişim dönemi her şeyden önce hedeflerinizi yeniden belirleme, sosyal çevrenizi genişletme, bambaşka insanlarla tanışma ama maddi olarak da büyüme meselesinden geçiyorsunuz. Elbette dikkat edilmesi gereken noktalar var. Ama enteresan şekilde... ...hayal ettiğiniz, oturtmaya çalıştığınız... ...bir girişim, herhangi bir durum... E, ...kendi bir şekilde istediğiniz... E, ...sizin için önemli olan... ...bir hedef halinde olan... ...bir nokta hali... E, ...etkin çalışmaya başlayacak. Daha hırslı, daha rekabetçi... ...daha mücadeleci bir enerji içinden geçeceksiniz. Hızlı temponu bir sene sizin için önemli aile büyükleri de burada çok aktif olacaklar. Yani hayatınızda biraz aile büyükleri onlarla ilgili konular özellikle baba ve baba tarafı ağırlıklı olmak üzere aile büyükleriyle ilgili noktalar da yine bir bilhassa Nisan, Ekim ve Kasım aylarında hayli etkin olacak gibi görünüyor. Bu yılın tutulmaları büyüme, hedeflerinizi değiştirme hedeflerinizi büyütme, yeniden burayı gözden geçirme, yapmak istediklerinizi başka bir platforma belki taşımak için cesaret sahibi olma, daha cesur hareket etme enerjilerini sizinle bir tutacak sevgili ikizler. Özellikle yükselen burcu ikizler olanlar için bu alan hayli etkin olacak. Evet sevgili ikizler, Jüpiter çok özel bir transit yapacak bu sene size. Ee, Jüpiter, Vedika Sözcü ve Sideral Zodya'ya göre Nisan'ın e, ortalarında artık balığa geçmiş olacak. Daha doğrusu Nisan'ın sonu Mayıs'ın başlığı da diyebiliriz buna. Mayıs ayından itibaren balığa geçtiğinde Jüpiter sizin için kariyer alanıyla ilgili noktalarınızı, hedeflerinizi, statünüzü e, farklı bir platforma taşımış olacak. Dolayısıyla iş alanlarında büyüme genişleme, kendinizi ortaya koyma ve belki de yapmak istediğiniz bir takım girişimler, uğraşılarınız, uzun süredir mücadele ettiğiniz noktalarda önemli bir sonuç almakla ilgili ve yine özellikle yükselen burcu ikizler olanlar için terfi aynı zamanda tüm bu etkileri getirecek gibi duruyor. Bir taraftan sorumluluklarınız artacak, yoğun çalışmaya devam edeceksiniz. Başkalarından gelen kazançlarınız adına zaten bir kısıtlama vardı. 2000, 21 boyunca bu çok yoğun şekilde geçmişti. Ne yaparsanız kendiniz yapmak zorundaydınız. Bu kısım da biraz daha hafifliyor. Bu noktada tekrar biraz daha yalnız, tek başınıza yapmanız gereken mücadele kısmı 2022 sonbahara kayıyor. Ama bu yıl bahar aylarından Mayıs'tan itibaren özellikle Ekim'e kadar olan kısım son derece Etkin, başarılı, maddi konularda, kariyer konus konularında kendinizi büyüttüğünüz, yeni iş girişimlerinin hayatında katıldığı ve maddi olarak da bunun çok e, şahane şekilde sonucunu alacağınız, e, parasal noktalarınızın genişleyeceği, bir girişiminizden ummadığınız bir sonucu alabileceğiniz etkiler söz konusu veya bir terfi söz konusu dikkat etmeniz gereken nokta sonbaharla başlıyor. Özellikle 2002. yarısı Kasım ve Aralık aylarında çok dikkatli hareket edip maddi konular, iş konuları, finansal alanlarda biraz daha sakin davranmanız sizin için son derece önemli olacak. Hayat hedeflerinizin değiştiği, dönüştüğü bir süreç var. Yurt dışı ile ilgili bir planınız, bir gezi, bir başvuru, herhangi bir durumunuz varsa buradaki etkileşimler özellikle Nisan'ın ikinci yarısıyla Haziran'ın başına kadar olan kısımda çok destekli değil. Buralara çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü Satürn yapacağı bir transit 29 Nisan'la 17 Haziran arasında yapacağı transitte tam yurt dışı noktalarınızda sizi zorlama potansiyeli taşımakta. Dolayısıyla bir seyahat, yolculuk, bir ziyaret, uzun yolla ilgili bir planınız varsa bunu Yaklaşık 1 Mayısla 17 Haziran arasına denk getirmemenizi öncelikle tavsiye ederim. Diğer taraftan Merkür Retro'ları sizin için çok önemli. Bu yıl 3 tane Merkür Retro'su var aktif şekilde. Birinci Retro'muz 15 Ocak hemen girişte 4 Şubat arasında. Burada biraz parasal konulara, maddi alanlara dikkat etmeniz gerekecek. E, parasal konularda bir daralma olabilir, giderlerde büyük bir artış olabilir. Bir yatırım için yaptığınız herhangi bir şeyde beklemediğiniz bir sonuç alma ve giderlerin bu anlamda değişmesi söz konusu olabilir. Krediler, bankacılık işleri, e, başkalarından gelecek kazançlarla ilgili de bir takım zorluklar e, yaşama potansiyeliniz var. Vergilerle ilgili noktalara özellikle 15 Ocak 4 Şubat arasında dikkat etmeniz gerekiyor. 10 Mayıs 4 Haziran'da ikinci Retro... E, Tam arka alanınızda 12. evde burası da giderler alanında çok etkin enerjiler getiriyor. Ama yurt dışıyla bağlantılı bir kontağınız varsa daha önce yaptığınız bir başvuru herhangi bir şey varsa birdenbire burada eskiyle ilgili konuların çözülmesi söz konusu. Ama burada da giderlere dikkat etmeniz gerekiyor. Son retro 10 Eylül 2 Ekim arasında gayrimenkul alanıp özellikle ev yuva alanlarınıza bağlantılı olacak bir ev alma gayrimenkulle ilgili 2022'de bir plan yaparsanız bunu lütfen 10 Eylül ve 2 Ekim arasına denk getirmemeye çalışın. Sonbaharda 31 Ekim'de başlayacak Kasım ve Aralık ayı boyunca bütün 2022'nin kalanını kapsayacak çok önemli bir Mars retrosu Burcunuzda başlayacak. Fiziksel olarak sağlığınıza öncelikle bu süreçte dikkat edin. Sağlık demişken sevgili ikizler kan değerlerinize önem vermeniz gerekiyor bu yıl. Özellikle kan sayımı, demir oranlarınız, kanınızdaki mineral oranları, kan sayımınız ve burayı oluşturan noktalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. başlık sisteminize de çok önem verin ama özellikle kan sayımlarınızı vakti geldiğinde, kontrol vakitleriniz geldiğinde... İhmal etmemeye gayret edin. Beslenme düzeninizi de demir eksikliklerinizi giderecek biçimde buna göre planlamaya elbette doktorunuzun, uzmanınızın denetiminde planlamaya çalışın. Bu kısım sizin için son derece önemli olacak. Yılın son iki ayını biraz daha mücadeleyle dikkatli geçirmeniz gerekiyor. Gerek düşmanlıklar alanını gerek ee, rekabet ettiğiniz alanlarda Kasım ve aralığı 2022'nin son aylarını gözünüz dört açık şekilde ve çok akıllıca yönetmeye gayret edin. Hiçbir riskli noktayı o iki aya sizin için önemli burası denk getirmemeye özellikle önem verin. Aşkta Temmuz ve Ağustos şanslı olduğunuz e, dönemler var. Aşk ve ilişkilerde özellikle e, zaten bu yıl biz yıla e, Venüs ile başlıyoruz. Yani 2022'ye Venüs ile girmiş olacağız. Bu alan ilişkilerde bir dönüşüm enerjisi size getiriyor. Hali hazırda devam eden daha önceden başlayan ama pürüzleri olan bir takım bir ilişkiniz varsa burada ani kararlar almanız söz konusu. Şubata kadar sürecek yani ocağın tamamını 2022'ye girişte ocağın tamamını menü ile karşılayacağız. İlişkiler anlamında biraz daha sallanma, biraz daha mücadele ve radikal kararlar alma potansiyelleri yüksek şekilde başlayacaksınız. Daha sonra... Ee, ama bu noktalarda hızlı bir açılım var. Maddi konularda da özellikle Şubat, Şubat'ın ikinci yarısı, Mart, e, çeşitli fırsatların geleceği güzel enerjiler var. İlişkilerle ilgili noktalarda e, bu yılın başındaki etkileşimler, sevgili ikizler ondan sonrasında dengeye oturuyor. Ama özellikle Temmuz ve Ağustos, aşk, tüksal hayatınız... Karşı tarafın e, dikkatin çekme anlamında yüksek potansiyel sağlıyor. Bir e, ciddi bir ilişkiniz, nişanlık durumunuz varsa çok rahatlıkla bu aylara e, denk getirerek bir evlilik planı da çok rahatlıkla bu sene yapabilirsiniz. Bu anlamda sizin adınıza son derece destekli olacak. E, gerek ilişkiler, gerek iş, kariyer ve parasal konularda yılın son döngüsü özellikle Kasım, Aralık hatta Ekim, Kasım, Aralık biraz daha kontrol geçirmek şartıyla özel döngüleriniz var. Birçok noktayı düzeltme, kendi yolunuzu bulma, hedeflerinizi yeniden belirleme, kariyerde büyüme, gelişme, kendinizi ortaya koyma, hatta ani bir şekilde bir evlilik kararı alma. E, tüm bu alanlarla ilgili enteresan enerjiler var. Sosyal çevrenizin değişeceği çok hızlı bu anlamda kararlar içinde olacağız. Çünkü tutulma noktaları aynı zamanda hedeflerinizi yapmaya çalıştığınız şeyleri hayatınızda hedef olarak koyduğunuz noktaları da e, hayli etkin kılıyor. Yani dönüşümlerin, değişimlerin çok olumlu anlamda hayatınızda aktif olacağı özel bir sene geçireceksiniz. Elbette dikkat etmeniz gereken noktalar var ama hızlı dönüşümlere, hızlı adapte olabilen, değişken enerjileri kuvvetli bir yapınız olduğu için bu yılın 2022'nin bu hızlı değişen enerjileri ayrıca sizi yormayacak diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın. Güzellikler sizinle olsun. Gönlünüzdeki geçenle ne arzu ediyorsunuz? Gönlünüzden, kalbinizden ne geçiyorsa Onla kolaylıkla buluşacağınız bir sene olsun ve dilerim ki sevdiklerinizle, ailenizle, değer verdiklerinizle değer verileceğiniz şekilde, maddi manevi korunaklı şekilde, güvenli biçimde kolaylıkla tamamlayacağınız şahane bir sene olsun. İyi seneler şimdiden. Sevgili Yengeç burçları, yükselen burçları Yengeç olanlar, ee, öncelikle yükselen burçları yengeç olanlar için hayli etkin bir enerjiyle yıla başlıyorsunuz. Çünkü Venüs tam karşı alanınızdan retroya başlıyor ve e, sonra biraz gerileyerek o alandan çıkıyor. Mesleki konular genel olarak hayatınızdaki rutinlerle ilgili noktaları bir hareketlendirecek. Ve ondan sonra da uzun süre ilişkiler, aşk, duygusal hayatınız başkalarıyla ilgili yürüttüğünüz noktalarda e, ilerlemeye devam edecek. Yani bu yıl, yıla maddi konular, parasal konularda evet biraz dikkat içerisine girmeniz gerekiyor. Ama iş ve benzeri teklifler, e, sanatla ilgili bir gelişme ilişkiler, duygusal hayatınız, evlilik, evlilikle ilgili önemli bir adım, duygusal taraflarınız, daha kişisel alanlarınız hayli yoğun şekilde yıla 2022'ye başlayacaksınız gibi duruyor ve bu süreç içerisinde bilhassa Şubat, Mart sizin için yoğun ve etkin olacak. Bir süredir beklediğiniz belki hani ee, ...hak ettiğinizi düşündüğünüz ama niye gelmediğini bilmediğiniz... ...bir ilişki, bir durum sizi sevindirecek bir etkinin... ...enerjinin e, yoğunluğu sizinle olacak. Frekansı sizinle olacak. Ee, önünüzde ilk girişte, 2022'ye girişte dikkat etmeniz gereken nokta... ...bu anlamda öncelikle Ocak ayı. Ocak ayını geçtikten sonra çok daha aktif, hem ilişkiler açısından yoğun. Ee, burada e, bu süreç içerisinde aslında özellikle yılın sonu, 2021'in sonu ve 2022'nin başında Ocak'ta sorumluluklarınız, e, burada hani bir süredir bir ilişkide neyi ne kadar yaptığınız, işteki aslında ya da evin içinde başkalarıyla paylaştığınız hayatınızdaki her noktada bu arayışlarınız ve bu iç denge, bu, e, Arayışlarınızın artacağı ve biraz daha projeksiyonu kendinize yakın alanlarınıza, başkalarıyla paylaştığınız sorumlu, sorumluluklara vereceğiniz etkiler var. Yani bir tür muhasebe yapacaksınız. Yılın girişinde biraz daha aktif, sonrasında bir mükafat geliyor. Özellikle Şubat ve Mart hem duygusal hem maddi konularda büyük rahatlama var. Bu anlamda e, çok daha hani sizi e, Uzun süredir darlandıran noktalarda bir bollanma ve genişleme etkisiyle yeni yılı karş karşılayacaksınız şubat'tan itibaren ama şubat ve mart e, daha çok. Şimdi burada tutulmalara baktığımızda bu yılın tutulmaları hedeflerinizi bir değiştiriyorsunuz. Özellikle e, Mayıs tutulması bu anlamda 16 Mayıs civarında etkin enerjileriniz var. E, aile büyükleri, onlarla ilgili konular biraz daha aktif olacak. Ama gerek Nisan tutulması, gerek Ekim ve Kasım tutulması sizin e, kariyer, iş, tüm bu alanlarınızda ev, yuva, ebeveynler, gayrimenkul, e, kendi iç alanlarınızla kariyer, iş, statünüzle ilgili noktalarda hayli etkin noktaları aktive edecek. Biraz daha dikkatinizin, ana temanızın bu alanlar üzerinden olması söz konusu. Eğer çalışmıyorsanız çalışmaya başlayabilirsiniz. Evle iş hayatı arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Çalışıyorsanız yeni radikal kararlar alabilirsiniz. İşinizle ilgili belki emekli olma kararı çıkabilir veya bir sürü ara verme. Çok fazla sorumluluk taşıdığınızı düşünme. Öğrenciyseniz bir yandan e, bu anlamda hani e, de, iş, sizin kendi hayatınıza destek olacak e, ek bir iş bulma böyle bir potansiyelde söz konusu. Yani bir taraftan iş Çalışma ve başkalarıyla yürüttüğünüz, toplumun önünde yürüttüğünüz, statünüz dediğimiz noktada hayli etkin bir enerjiyle tutulmalar sizi bu sene aktif kılacak. Ama ebeveynler, anneniz, babanız, yuva alanlarınız, yakın aileniz, onların da e, sık sık hayatınızda önemli etkilerinin olduğu bir süreç var. Evden çıkma zamanı. Eğer e, bir süredir evden ayrılmayı düşünüyorsanız, böyle bir planınız varsa bu bir evlilikle... Belki bir iş teklifiyle veya sizin kendi tercihiniz şeklinde evden ayrılma, daha bağımsız olma, evle bağlarınızı, köklerinizle, ebeveynlerinizle, ailenizle daha bağımlı olduğunuz noktaları gevşetme anlamında bazı farkındalıklar kazanmanıza neden olacak. Daha dışarıya açılacağınız, içeriden çıkıp, daha girişimci olacağınız, dışarı açılacağınız, bu anlamda istediğiniz, arzu ettiğiniz şeyleri beklettiğiniz noktaları daha aktif hale getireceğiniz enerjiler var. Yani merkeziniz kendinizde ama bunu dış noktalarla beraber yapıyorsunuz. İçeri kapanma, kendinizde olma senesi pek değil. Jüpiter çok destekleyici bir enerji verecek bu sene size her şeyden önce. Ee, öncelikle ee, Nisan ayında 17 Nisan'dan itibaren Jüpiter balık burcuna geçiyor, ee, su elementine geçiyor ve size görünüm, sizin burcunuza görünüm yapmaya başlıyor. Dolayısıyla kendinizi ortaya koyma, e, biraz rahatlama, sorumluluklarınızı azaltma, diyorum ya evden uzaklaşma ve istediklerinize gitme bunları e, daha aktif etme. Hep başkaları için yaptığınız fedakarlıklar, benzer noktaları artık hayatınızda biraz daha küçültme sürecine. Geçmiş olacaksınız. Aynı zamanda bu transit Jüpiter'in balığa geçtikten sonraki döngüsü e, bu da dediğim gibi 17 Nisan'la beraber e, aktif olacak. Yani Mayıs'ı sayabiliriz. Mayıs ayı ile beraber diyelim e, size çok önemli başarı ve şans enerjilerini getiriyor. Mayıs'tan itibaren özellikle Ekim'e kadar olan kısımda şans etkilerinizin yüksek olduğu, e, fırsatların önünüze düştüğü eğitim, akademik çalışmalar, kişisel gelişim, bu alanlarda çok ilginç kendinizi geliştirme imkanlarını bulduğunuz, yurt dışı kontakları ile ilgili uğraşlarınız varsa burada önemli sonuçlar elde ettiğiniz e, özel enerjilerde geçir getirecek. Yani umutlarınızı, mücadelelerinizi uzun süredir e, dengeye koymaya çalıştıklarınızı Jüpiter bir tepsiyle size daha kolay, zorlanarak hayatınızda giden birçok noktayı daha kolay şekilde önünüze koyma potansiyeli taşımakta. Başkalarıyla birlikte yürüttüğünüz işler, ortaklı alanlarınız, eşiniz, benzer kişilerle olan tüm temaslarınızla ilgili zorluklarınız da bu yıl biraz daha hafifliyor. Tamamen geçmeyecek ama biraz daha hafifliyor. E, yalnız başınıza mücadele ediyordunuz bir süredir. E, başkalarından gelecek paralar başkalarından gelecek kaynaklar belki nafaka miras burada da bazı e, hani halen süren zorluklar olmakla beraber kendinizi fark ettiğiniz ve kendi kazançlarınız kendi uğraşlarınızın sonucunu daha bireysel şekilde elde etme potansiyelleriniz de var. Yurt dışında bir eğitim veya benzer bir iş herhangi bir durumda bir kontağınız varsa ya da yurtdışla bağlantılı işler yapıyorsanız özellikle mayısla bu yıl ekim arasında çok şanslı bir döngü geçireceksiniz. Burada da olağanüstü enteresan fırsatlar yakalama şansınız hayli yüksek olacak sevgili yengeçler. Ee, diğer taraftan Ağustos ayında Venüs tam burcunuzda seyahat ediyor. İlişkiler anlamında çok uygun enerjiler var. Eğer bu yıl evlilik e, ...nişan, benzeri bir planınız varsa... ...Ağustos bu anlamda... ...sizi çok destekleyen etkiler var. Bekarsanız yaz ayları... ...Temmuz'un ikinci yarısı... ...Ağustos'un özellikle tamamını kapsayan noktada... ...güzel bir aşk... ...hayatınızda duygusal olarak sizi... ...farklı noktalara getirebilir. Diğer taraftan... E, ...aşk ve ilişkilerle ilgili yılın girişi Mart ve Şubat ve Mart noktalarında da enteresan gelişimler olabilir. Hatta hızlı bir biçimde ani bir kararla ani bir evlilik, ani bir nişan potansiyeliniz de var bu sene bekar olanlar için konuşuyorum. Ee, Şubat-Mart döneminde tanışacağınız biriyle yaz aylarında bir nişan veya evlilik noktasına gelme ya da ilişkinin ciddi bir noktaya geçme potansiyeli var. Hızlı gelişmeler olacak hayatınızda. Yani statünüz, hayata bakışınızla ilgili sevgili yengeçler çok hızlı gelişmeler olacak. Doğru şekilde bunu adapte olmaya, gelişmelerden kaçmadan, geleni anında çözmeye gayret edin. Bu yılın önemli noktalarından biri. Çünkü durağan değil, sürekli değişen bir enerjisel frekans etkileriyle hepimiz maruz kalacağız. Buraya uyum sağlamak e, ve çözümsel bakmak, e, çok duygusal kaçışlar içinde olmadan biraz artık ön plana geçmek, sizin dışınızda size yük olan herhangi bir, bir takım sorumluluklarınızı biraz hafifletme yılına geçtiniz. Bu anlamda daha özgür, daha kişisel alanlarınızın öne çıkacağı. Ama Jüpiter'in desteğiyle de Güzel başarıların şansın, fırsatın da sizin de ona potansiyelin yüksek olduğu etkiler var. Ama unutmayın ki başkanından yardım beklemeyin. Öncelikle bazı şeyleri kendi başınıza halletmeniz de gerekecek. Gerek aşkta, gerek işte, gerek parada gönlünüzden ne geçiyorsa tüm bunların size kolaylıkla geleceği şahane bir sene diliyorum. Daha cesur, daha e, sakin, daha huzur ve dengeyle geçireceğiniz ama ne olursa olsun kolaylıkla alt edeceğiniz, kolaylıkla yürüteceğiniz şahane bir seneyi sevdiklerinizle beraber gönlünüzce tamamlamak nasip olsun. İyi seneler.